Merhabalar Ebru Aykaç, ben nasılsınız? Bugün günlerden cumartesi. Bu hafta aslında 2 gün önce perşembe günü aldığım kitapların videosunu çekmiştim. Bu hafta da okuduğum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zannedersem 7 orada duruyorum. Okuduğum 7 kitaptan bahsedeceğim inşallah diye düşünüyorum. Aslında bugün biraz dışarı çıktım. Normalde herkes akşam saatlerinde dışarı çıkıyor. Fakat ben çok fazla dışarı çıkmıyorum bildiğiniz gibi. Dışarı çıktığım zamanlarda da genelde çok kimsenin olmadığı saatlerde, boş olan zamanlarda çıkarak kendi kendimi tatmin etmeye çalışıyorum diyebilirim. Kimsenin olmadığı saatlerde yine dışarı çıktım. Sonrasında baktım ki böyle bir iki masa kalabalıklaşmaya başlayınca hemen kaçtım. İtiraf ediyorum, dedim ki tam böyle kendime bir Türk kahvesi yaptım. Tam böyle kahvenin yarısını içtim. Dedim ki ya birazcık uyuyayım falan filan dedim. Sonra da dedim ki birden hop kalk hadi video çek. Hadi bakalım. Biraz böyle dışarıdan gelmiş halimle, artık hikayeden baktıysanız anlamışsınızdır. Biraz video çekeceğiz, o ne demek? Video çekmeye başlıyoruz. Biraz işte kitaplardan bahsetmeye çalışacağım. Normalde bazen işte şunu unutmayın, bunu unutmayın, mesela isimleri unutmayın ya da vesaire olsun diye şöyle not yazıyordum. Fakat onların hiçbirini yapmadım. Tamamen ne hissediyorsam, sanki her zaman da yine tamamen ne hissediyorsam onu söylüyordum. Fakat bu video biraz bir tık daha ya da üç tık daha tamamen ne hissediyorsam kısmına geçiyor. Şimdi kitapların ismini ya da yazarların adını söyleyemiyor ya da telaffuz edemiyor olabilirim. Mazur görünüz diyorum. Shaggy Bain. Şimdi Shaggy Bain, sevgili Duygu Akın, inşallah yanlış söylemeyeceğim. Çünkü ben sürekli Mithat Karaman'ın ismini değil, Doğu Yücel'in ismini yanlış söylüyorum. Evet. Shaggy Bain, sevgili Duygu Akın çevirisi, muhteşem ve muazzam bir kitap. Şöyle gördüğünüz gibi aslında biraz hacimli, kalın bir kitap, fakat kalınlığı sizi asla ve asla korkutmasın. Burada aslında bu kitap hakkında aslında birçok şeyden bahsedilebilir. Kitabın adı verilmiş, kitaba adını veren karakter Shaggy, küçük bir çocuk aslında, o zamanlar 6-7 yaşındayken bir çocuk ve aslında onun hayatını ya da onun gözünden, onun bakış açısından ailesiyle olan, ailesini, annesini, işte babasını, kardeşlerini, işte yaşadığı toplumu vesaireyi, fakirliği, yokluğu vesaireyi anlatıyor. Bir sürü parça parça bir sürü hikaye var aslında. Ama benim için, bana ne hissettirdi diye sorarsanız, evet, Shaggy benim için çok çok özel bir karakter. Fakat burada bir annesi, Agnes, evet inşallah doğru söylemişimdir, Agnes benim böyle biraz yüreğime dokundu. Çok böyle okurken sürekli kendisiyle savaştım. İşte bazen dedim ki yapma, dur falan. Bazen dedim ki lanet olsun, yürü git falan şeklinde ilerledim. Agnes, aşık olduğu bir adam var. Bu Shaggy'nin babası olan adama aşık. Ve o aslında ikinci evliliği, ilk evliliğinden iki çocuğu var. Bir kız ve bir oğlu var. Sonrasında Shaggy'nin babasına aşık oluyor ve takıntılı bir şekilde, psikopat bir şekilde, hastalık düzeyinde bir aşk ya da bir tutkuyla, bir gözü dönmüşlükle onunla evleniyor ve aslında hayatı oradan devam ediyor. Şimdi burada dediğim gibi Shaggy'nin hayatını Shaggy'nin bakış açısıyla gözlemliyoruz. Fakat benim burada çok çok takıldığım ve önemsediğim ve beni çok etkileyen iki karakter vardı. Bir tanesi Agnes. İkincisi de ilk evliliğinden olan oğlu. Şimdi aslında bundan çok, mesela kızı biraz daha silik kalmış, fakat Shaggy'den öte oğlu beni daha ama daha çok etkiledi. Nedense bilemiyorum ama belki kitap okuyanlar ne demek istediğimi anlayabilir. Okumayanlar da okuduktan sonra anlayabilir. Agnes'in sürekli kendisiyle, içkiyle, aşkıyla, evlatlarıyla verdiği bir savaş var. Sürekli ve sürekli yeniden başlamaya çalışıyor. Sürekli ve sürekli İşte sıfırdan bir şeyler kurmaya çalışıyor. Sürekli işte faraza söylüyorum, içkiyle alakalı problemleri yarın, 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 yarın işte bırakacağım, yarın, yarın, yarın terk edeceğim şeklinde ilerleyen bir hayatı var. Ama burada bizim gördüğümüz, gözlemlediğimiz çok ciddi, büyük bir parçalanma söz konusu. Her bir bireyi tek tek incelediğinizde hepsi hakikaten yüreğinize ve kanınıza dokunan karakterler. Çok gerçek, yani o kadar gerçek ki bu gerçeklik aslında sizi çok
yıpratıyor ve üzüyor. Evet, birçok şeyi görüyorsunuz, duyuyorsunuz, biliyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Fakat yine de buradaki gerçeklik o kalbinizde çok ciddi anlamda bir sızı oluşturuyor. Ben çok ama çok ama çok beğendim. Duygu Akın'ın çevirisine, eline, emeğine sağlık diyorum. Kitap okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Ve tekrar ve tekrar söylemek istediğim gibi Agnes ve ikinci karakter olan aslında kitabın kahramanı değil, onun abisi, üvey abisi olarak duran karakterin belli sahnelerde bana çok çok dokunduğunu, o sessizliğiyle, o kadar sessiz, o kadar aslında varla yok arası, hikayenin içerisinde de yani yok aslında, var ama yok, işte o varlığıyla yokluğu arasındaki tepkileri yansıttığı özlemler, acılar benim için çok 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 etkileyiciydi. Mutlaka okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Kitabı yayınlayan Can Yayınları'na, çevirmenine de eline emeğine sağlık diyorum. Okuduğum bir diğer kitap yine bir Duygu Akın çevirisi. Tavan Arasındaki Buda. Aslında burada da yine çok gerçek bir hikayeden bahsediliyor. Japonya'dan Amerika'ya giden, gemiyle seyahat eden kadınların, fakat bu kadınlar işte ellerinde bir resim var ve bu resimlerde işte benim kocam şu, benim kocam bu şeklinde biliyorlar, fakat hiçbiri aslında ne fotoğraftaki gibi ne anlattığı gibi çok başka başka insanlar. Japonya'daki kadınların bin bir umutla, heyecanla, hevesle ve istekle eşlerine gittiklerinde karşılaştıkları o gerçekler son derece sarsıcı ve etkili. Bu kitabı da çok severek okudum. Bunu da okumanızı tavsiye ediyorum. Okuduğum bir diğer kitap Canavar. Aslında çok kısacık da bir hikaye. Bu kadar kısacık ve etkili olmuş olmasına rağmen, ya bu kadar kısa olmuş olmasına rağmen bu kadar etkili olması da çok ayrı bir nokta. 70-80 sayfa. Ama aslında burada işte toplumsal nokta atışlı bağlayamadım. Toplumsal nokta atışı neler var? Hikayeye dönüyorum. Burada işte yanında çalıştırdığı bir doktorumuz var ve doktor ailesiyle beraber yaşıyor. Yanında da işte atları tımar eden, bakan bir zenci çalışanı var. Bir gün doktorun evinde yangın çıkıyor ve çıkan yangın sonucunda zenci olan kişi, yani çalışanı, çocuğunu kurtarmak için eve giriyor ve yanıyor ve yüzü yok oluyor. Sonrasında bütün o toplum, çevre, köy, kasaba, etraftaki herkes diyor ki o artık bir insan değil, o artık bir canavar. Sen onu tekrar yaratıyorsun. O var olduğu kişi değil. Onu yeniden yaratacak, bakın nokta atışlarına bakın. Onu yeniden yaratacak olan kişi sensin. Bu yüzden acaba yaşamasına izin vermeli misin gibi. Kısacık 70 sayfalık ama son derece etkili bir hikaye. Bu kitabı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Okuduğum bir diğer kitap sevgili Bülent Ayyıldız'dan biraz evhamlı İshak Hoca'nın Karda Gece Yürüyüşü. Baka baka okudum adını. Bülent Ayyıldız'ı daha önce söylediğim gibi bir öykü kitabını, bir de roman kitabı, romanını okumuştum. Bu okuduğum ikinci romanı. Okuduğum iki diğer kitabında da bir kitabında mesela çok fantastik öğeler vardı. Fakat ben normalde fantastik okuyamayan biri olarak bile cümle kuramadım. Son derece etkilenmiştim ve beni o fantastikliği rahatsız etmemişti. Bu kitabında da hakikaten çok güçlü ve çok dolu dolu bir kurgusu var. Zaten kendisi akademisyen ve edebiyatla ilgili. İşte buradaki o kendisi edebiyatla ilgisini, o akademisyenliğini kitapta kurguya çok da güzel yerleştirmiş. Yazarlarla alakanız varsa, okunmakla ilgili bir aşkınız varsa Bülent Ayyıldız'ı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Okuduğum bir diğer kitap, inşallah Allah'ım bu sefer adını söyleyeceğim. Hazır mısınız? Doğu Yücel. Önce Mithat Karaman dedim. Sonra Can Yücel dedim. Ve üçüncü de söylüyorum. Doğu Yücel.
Doğu Yücel'den beter ol Mithat Karaman. Şimdi bir şey itiraf etmek istiyorum. İlk, bu aslında bir devam kitabı. İlk kitabı Kimdir Bu Mithat Karaman'dı. Ben Mithat Kimdir Bu Mithat Karaman kitabını çok severek okumuştum. Fakat hikayenin başında son derece alakasız bir şekilde, aslında insanları rahatsız edecek bir şey değil. Fakat benim rahatsız olduğum Mithat'ın saçma sapan bir, bence saçma sapan bir davranışı vardı. Yani saçma sapan dememin sebebi, kimsenin takılmayacağı ama benim takıldığım bir davranışı vardı. Ve bu nedense biraz beni böyle bir rahatsız etmişti. Tiksindirmişti aslında, öyle söyleyebilirim. Yoksa onun haricinde Kimdir Bu Mithat Karaman'ı çok beğenmiştim. Beter Ol Mithat Karaman'da ise tamamen çok işte başka bir boyuta geçmiş Mithat. Yaşadıkları tecrübelerden ders almış bir Mithat var. Bu kitabı da çok ama çok severek okudum. Önce başta okuduğunuz zaman birinci hikayeyi biliyorsunuz. Bu arada ilk hikayeyi okuyalı çok uzun zaman geçtiği için biraz unutmuştum. Hafızamdan silinmişti. Ama eğer hani siz de ilk kitabı okumamış olsanız bile Beter Ol Mithat Karaman'ı çok rahatlıkla okuyabilirsiniz. Tabii ki okumanızı tavsiye ederim. Bence o kitap da çok çok başarılıydı. Ama ola ki okumadım ama ben bu kitabıyla tanışmak istiyorum ya da bu kitabını okumak istiyorum derseniz de ilk kitabı okumamış olmanız size bir eksiklik sağlamayacak. Çünkü ben çok hatırlayamadım. Tamam, belli yerlerini hatırlıyorum ama çok detaylı bazı yerlerini hatırlayamamış olsam da bu beni eksik hissettirmedi. Bana eksik olduğunu hissettirmedi. Beter Ol Mithat Karaman'da yine böyle son derece keyifli, eğlenceli bir kurgusu var. Okurken hikayede ya çok tamam, keyifli bir hikaye okuyorum. Böyle gülüyorum, eğleniyorum. Kitapta su gibi akıyor falan filan şeklinde ilerlerken belli bir ilerlemeye kavuştuktan ya da belli bir ilerleme kat ettikten sonra işte burada Mithat Karaman'ın, yanlış söyledim, Doğu Yücel'in işte o ince zekasıyla aralara yerleştirdiği işte yazarlarla ilgili olan ya da yazarlar konusunda yazarlarla görüşmelere gidiyor. Bu arada kendisi yazmak istiyor. Mithat ya da yazarak işte bir pencere açabileceğini, ufkunun açılabileceğini ya da işte yalnızlığını kapatabileceğini düşünüyor. Çünkü yalnız Mithat Karaman ve sürekli kafasında bir aile endişesi, aile korkusu ya da işte yanına yanaşan kişilerin, işte sürekli etrafındaki kişilerin işte dışarıdan bir güçle kendisine geldiğini biliyor önceki kitabından dolayı. Bu bilgiye sahip olduğu için kendisini dışarıya soyutlamış yalnız bir Mithat Karaman var ve bu yalnızlığını atlatmak için işte bir şeyler yazmak istiyor, bir kapı, bir perde açmak istiyor. Hatta arada işte bir Hakan Bıçakçı, hatta Doğu Yücel ve Nermin Yıldırım detayları da var. Bunları da mincik tüy olarak söyleyebilirim. İşte burada o arada yazarlar, kitaplar ve romanlarla ilgili sohbetler varken, hakikaten bu sohbetleri okurken ciddi araştırma, ciddi emek, ciddi bilgi, ciddi kültür ve okumuşluk olduğunu hissediyorsunuz. Yani siz eğleniyorum, keyifli bir kitap okuyorum derken aslında size çok iyi şeyler de yüklüyor. Sevgili Doğu Yücel, üç kere düşünüp bir kere konuşacağım. Sevgili Doğu Yücel, Can Yücel değil, Mithat Karaman değil. Sevgili Doğu Yücel çok harika bir iş çıkartmış. Beter Ol Mithat Karaman'ı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Okuduğum bir kitap ise okuyucunun yazarı Bernard, soyadını söyleyemedim, Olga karakteri. Aslında bu kitabı ikiye bölmüşler. İlk başta okumaya başladığın zaman Olga karakterinde çok güçlü bir kadın. Hayatı boyunca yalnız, tek başına işte savaşmış, ailesiz. İşte büyümüş, işte savaş görmüş, savaş atlatmış, aşık olmuş ama onu bile tek başına yaşamış bir karakterimiz var. İki bölümden oluşuyor dediğim gibi. Çok da kısa bir kitap ama ilk hikayeyi okumaya başladığınızda Olga'yı görüyorsunuz. Hop 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 ilerliyor ve bir anda bitiyor. Allah Allah, hikaye ne çabuk bitti diyorsunuz. Ve sonra ikinci kısma geçiyor. Bu sefer Olga'yı bir dış gözle, başka bir haliyle, yani gençliğindeki haliyle değil, işte 50 ya da 60 yaşındaki Olga'yı tanıyarak, tanıtarak anlatıyor ve geçmişe dönerek ilerliyor. Sonunda da böyle sürprizli sonları var. Ben Olga'yı da çok severek okudum. Bu kitabı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum.
Okuduğum bir diğer kitap Burcu Alşan'dan Derinde Saklı. Bunun için ne söyleyebilirim? Şunu söyleyebilirim. Aslında biraz böyle toz pembe, biraz hafif çetrefilli gibi gözükse de biraz böyle Türk filmi tadında bir sevda hikayesi diyebiliriz. Bir şeyle öyle söyleyebiliriz. Bu kitabı da okudum diyorum. Bu arada işte birkaç tane yeni kitabım var, hemen araya eklendim. Aslında nadirden bir kitap da almıştım, gelmemişti. Hemen onlardan bir tanesini gösteriyorum. Hayatta Kalanlar Timaş'tan. Bir diğeri, kitabın adını söylemem mümkün değil. Yani şuraya bakarak mesela siz söyleyebilecek misiniz? Yermük ve Trafalgar diyeceğim. Onu dememek için hemen şuradan bakıyorum. Gene söyleyemiyorum. Yermük ve Trafalgar Baldır Bacak İşleri. Mük ve Trafal. Ya çok rezil oldum. Bak şuraya kadar, bak şuraya kadar tamam, işte biraz dışarıdan geldim biliyorsun. Buraya kadar bir tık iyi geldim. Burada batırdım. Anladınız siz. Serdar Uslu. Bir diğer kitap 7 yayınlarından Bir Taraftarın Notları. Ya son birkaç Instagram paylaşımında bu kitaptan o kadar çok bahsettiler ki hemen aldım. Bir diğer aldığım kitap, hiçbir fikrim yok. Bu Doğu Yücel'in, Doğu Yücel'in, bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Doğu Yücel ilk kimdir bu Mithat Karaman'ı yayınladığında, orada böyle mesela paragraf başlarında, bazı paragraf başlarında başka başka kitaplardan işte parça parça bir kısım cümleler kullanıyor. Mesela orada ama fareler uyurdu yalnızken diye söyleyemedim. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan. Mesela oradan bir paragraf okuyup aman Allah'ım demiştim. İşte aslında bu kitapta tamamen bu kitabın içinde geçen bir isimle alakalı. Thomas Wolfe Kaplan'ın Yanındaki Çocuk Tanrı'nın Yalnız Adamı Seçme Öyküler. Bu kitabı da nadirden buldum, aldım diyorum. Aldığım kitaplar bu kadar. Okuduğum kitaplar bu kadar. İnşallah dilim çok dolaşmamıştır. Hızlıca söylemeye çalıştım. Çok da ne söyledim bilmiyorum. Videoyu yükledikten sonra izlemeyeceğim. Önce uyuyacağım, ondan sonra izleyeceğim. Kendinize iyi bakın ve mutlu hafta sonları. Hoşça kalın.